Şimdi sırada Qashqai'nin en donanımlı hali diyebileceğimiz versiyonu var. Ön kamerayı görüyorsunuz. Burada otomobili yukarıdan kuş bakışı bir şekilde çevresini de görebiliyoruz. Yani bu şekilde çok üst donanımlı, işte lüks otomobillerde gördüğümüz donanımları da bu şekilde bu otomobilde alabiliyorsunuz. Bu tarz donanımlar, yani en lüks, en üst seviyedeki donanımları ilk etapta hemen alamıyorsunuz. İlerleyen dönemlerde ama Nissan bu donanımları da getirecek Qashqai için. Tabii test aracımızın şöyle bir önemli noktası daha var. Selefinde dizel versiyonun otomatik şanzımanlısı yoktu. Artık otomatik şanzımanlı Qashqai'de yeni versiyonla birlikte alınabilecek 1.6 litrelik dizel versiyonundayım şu anda ve de otomatik şanzımanlı bu otomobil. Şimdi baktığımız zaman bu otomobil en üst donanım seviyelerinden birisi test aracımız şu anda. Ve burada öbür otomobilden sonra hissedilir düzeyde kalite algısının daha fazla olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü daha büyük bir ekran var mesela. Bu da konfor düzeyini, işte otomobilin içindeki işlevselliği arttırmış. Ayrıca deri kaplama koltuklar var. Koltuk ısıtıcısı da ısıtma fonksiyonunda yer alıyor bu arada koltuklarda. İşte bundan dolayı da bu otomobilde hani kalite algısı biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yeni Qashqai'de dikkat çekici güvenlik özellikleri de yer alıyor. Mesela şerit takip asistanı var artık. Kör nokta uyarı sistemi var. Acil durum freni var. Şehir içi hızlarda özellikle son dönemde birçok üretici bu tarz güvenlik özelliklerini bulundurmaya başladı, yer vermeye başladı. Modellerinde Nissan'da boş durmamış, yeni Qashqai'de bu tarz teknolojilere yer vermiş. Sinyal vermeden şerit değiştirirseniz uyarılar geliyor mesela. Bilindik hani o kör nokta uyarı sistemi, işte şerit takip asistanının bilindik karakteristikleri bu otomobilde de artık istenirse alınabiliyor. Kör nokta uyarı sistemi de sizin kör noktanıza bir otomobil girmesi durumunda şuradan bir ışık da sizi uyarıyor ve o şekilde size kör noktanızdaki otomobille bilgilendiriyor. 1.6 dizel otomatik, evet bu motoru zaten biliyoruz, işte yine Renault Megane ittifakından gelen bir motor bu. Renault Megane'da kullandık mesela bu motoru, Renault Fluence'de kullandık ama orada şöyle bir nokta vardı. Bu motoru Renault dahi sadece manuel şanzımanla şu anda satışa sunuyor. Ve bu motor ilk kez bir otomobilde ilk kez otomatik şanzıman da alınabilecek ki bu otomobilde Qashqai oldu. Nissan'ın X-Tronic adını verdiği bir şanzıman bu. CVT'ye çok yakın, çok benzer bir karakteristik var burada. Şöyle söyleyelim, mesela D konumundayım şu anda ve hani gaza oturduğum zaman vites geçişlerini ben göstergeden hani görebiliyorum. Vitesin işte devirlenmesini görebiliyorum. Ama hani vitesin sürekli öyle değişim olayını, pıt 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 atma olayını görmüyorsunuz. Eğer bunu yaşamak istiyorsanız manuel modu var. Manuel modu alıyorsunuz ve vites üzerinden 7 ileri bir oran belirlenmiş bu arada. Manuel olarak da değişimleri yapabiliyorsunuz. Hani geçiş hızı bakımından şanzıman başarılı görünüyor. İlk etapta ilk izlenimler bu şekilde. Biliyorsunuz çok kısa süreli test ediyoruz, kullanıyoruz. Ama bu anlamda hani çok da bir sorun yer aldığını söyleyemem. Yani bu durum artık Qashqai'de dizel motorla otomatik şanzımanın sunuluyor olması özellikle birçok müşteri tarafından beklenen bir durumdu. Konfor seviyesi bakımından müşteri beklentilerini karşılama açısından olumlu bir özellik olmuş. Ama sadece yani otomatik şanzımanı sadece 1.6 litrelik dizel versiyonunu alabiliyorsunuz. Eski Qashqai'de bu çok büyük bir sorundu. Sizler de Twitter hesabından mesela bana çok fazla bu yönde bir soru yöneltiyordunuz. İşte Qashqai'ye ne zaman dizel versiyona otomatik şanzıman gelecek, nasıl olacak vesaire gibisinden sorular çok fazla oluyordu. Yeni neslini bekledi Nissan ve yeni neslinde 1.6 litrelik motor seçeneğiyle artık otomatik şanzıman da alınabiliyor. Bu motor 130 beygir güce sahip ve de en önemli detaylarından birisi de 320 Nm torka sahip olması. İşte bu durum performans anlamında motora çok iyi işler katıyor. Bu yeni nesil motor, yeni nesil bir şanzımanla adapte olunca ortaya iyi bir iş çıkartılabilmiş. 1.6 litrelik dizel ünite 130 beygir güce sahip, tork değeri de 320 Nm. Bu tork değeri çok etkileyici aslında baktığımız zaman. Nissan bile şöyle bir örnek verdi. Mesela X-Trail'de yer alan 2 litrelik dizel ünite de aynen bu 1.6 gibi 320 Nm torka sahip. Yani bu ne demek oluyor? Çok daha düşük hacimli 1.6 litrelik bir motorla 2 litrelik dizele yakın, hatta birebir aynı gücü alabilmiş Renault ve Nissan ittifakı. Yani ortaya güzel bir motor çıkmış ve bu motoru da otomatik şanzımanla artık kombine etmeleri tüketici açısından çok daha olumlu bir özellik olarak ön plana ortaya çıktı. Büyük inçli ve ince yanaklı lastiklere rağmen bu kasis geçişlerini az hissettirmesi kompakt SUV'larda benim en çok hoşuma giden özelliklerden birisi açıkçası. Evet, hala işte bu 1.6 dizel 320 Nm motoru test ediyorum.
320 Nm. Çok çok bence güzel. Ve alt devirlerde elinizin altında hani çok fazla yukarıya taşımanız gerekmiyor. Size fazlasıyla hani bir performans sunuyor bu motor. Hani 1.6 litrelik dizel versiyonundaki bu otomatik şanzıman geçiş hızıyla çok çok muazzam değil ama kesinlikle kötü de değil. Bakalım, evet, 3000 devirin birazcık üzerinde bana düşürme opsiyonu sunuyor bu arada. Ben değiştirmesem de 5000 devire yakın bir yerde 4500 ila 5000 devir bandı arasında geçiş yapıyor üst vitese kendiliğinden. Gördüğünüz gibi bu şekilde uyarıyor beni, geçemem diyor alt vitese. Sürüş için bir eko modumuz da var. Hani bu modu aldığınız zaman daha fazla ekonomiye katkısı oluyor. Gaz tepkileri biraz daha zayıflaşıyor. Bu motorla yani 1.6 dizel ve otomatik kombinasyonuyla Qashqai kesinlikle daha hani böyle konfor odaklı müşteri beklentilerini karşılayacak seviyeye gelmiş. Ama ben hani performansı kullanımlar için 1-2 turboyu daha keyifli buldum. 1-2 saatlik sürüşün sonunda 1.6 litrelik bu dizel otomatik kombinasyonuyla performanslı ve de çok da fazla hani ekonomiye girmeden bir sürüşün sonunda 7.9 litrelik bir karma test tüketimine imza attım. Ama bunu hani çok daha belirleyici bir tüketimi otomobilin çok daha detaylı bir şekilde test ettikten sonra görebiliriz. Evet, sizlere Nissan Qashqai'nin lansmanından seslendik. Burada modelle ilk tanışmamızı yaptık. Modelin öne çıkan noktalarını, yani bu 1.6 dizel otomatiğin nasıl bir sürüş hissini olduğunu gösterdik. İşte 1.2 litrelik turboda nasıl bir karakteristik var bu yeni Qashqai'de onu gösterdik. Onları ilk temasını yaşadık daha doğrusu. Önümüzdeki dönemlerde çok daha detaylı testine vereceğiz. Bu yeni motorların yeni Qashqai'de nasıl bir performans, nasıl bir karakteristik, nasıl bir tüketim elde ettiğini çok daha detaylı, çok daha yakından göreceğiz. Başka bir lansmanda, başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.